Merhabalar. Bugün Samspor'un basketbol şubesinin antrenmanını izliyoruz. Yanımızda başkan yardımcısı Alper Engiz Bey var. Başkanım merhabalar öncelikle. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz antrenmanımıza. Hoş bulduk. Samspor basketbol hazırlıklarını uzun süredir sürdürüyor. Ve en son Federasyon Kupası'ndan geldi. Ondan önce Ankara'da bir turnuvaya katılmıştı. Bir de Gemlik'le miydi? Bir hazırlık maçımız da oynandı. Cumartesi günü de bu salonda lig başlıyor. Bornova ile oynanacak ligle ilgili. Hazırlıkları bize değerlendirebilir misiniz? Ya, güzel bir hazırlık dönemi geçirdi takım. İyi çalıştılar. Federasyon Kupası'nda aslında güzel neticeler aldık. 3 maç yaptık. Federasyon Kupası'nda 2 galibiyet bir mağlubiyetle. Averajla sıralanıyordu. Averajla maalesef kaybettik bir üst sıra çıkmayı ama mücadele çok güzeldi takımın. Çok geriden gelip de maçı aldıkları oldu. Maçı iyi tuttular. Çok güzel çalışıyorlar aslında. Güzel şeyler bekliyoruz. Şimdi cumartesi günü Bornova ile oynayacağız kendi sahamızda. Güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum açıkçası. Federasyon Kupası'nda bizi tek yüzden Berkcan'ın sakatlığı oldu. Berkcan maalesef yere düştüğünde dizi döndü. Ön ve çapraz bağları koptu. Muhtemelen sezonu kapattı Berkcan. Salı günü ameliyat olacak öğleden sonra. Ondan sonra duruma bakacağız. Bir tek yani Federasyon Kupası'nda biz yüzden tek şey o oldu. Yoksa takım mücadelesi ve sonuçları gayet güzeldi, başarılıydı. Bu sezon yeni bir yapılanmaya girdi basketbol şubesi ve takımı da gördüğümüz kadarıyla çok istekli, arzulu gördüm ben. Şimdi başkanımız Cesper Yıldırım oldu. Ergin Zorlu ile beraber başkan yardımcı görevini yürütüyoruz. Ergin Bey aynı zamanda başkan vekil olarak görev yapıyor. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Emre Ekim, teknik genel menajerimiz Emre. Takım aslında birçok aşamasında Cesper Yıldırım'la beraber onlar kurdular. Genç bir kadro oluşturduk. 23 yaş ortalamamız var. Çok gençler. Mücadeleli bir takım olsun istedik ve oldu da. Bakalım inşallah da güzel sonuçlar alacağız diye düşünüyorum açıkçası. İnşallah. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlar. Biraz zevksiz olacak. Ondan dolayı da taraftara bir mesaj verin diyemeyeceğim ama iyi bir takım izleyeceklerini en azından YouTube kanalından. YouTube kanalından seyredebilirler. Umarım en kısa sürede seyircili zamana başlarız. Hepsini bekliyoruz taraftarım. Güzel sonuçlar alacağımızı ümit ediyorum açıkçası. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Benim sorularım bu kadar. Çok teşekkür ederim bizlere bilgi verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Sağ olun.